sanmıyorum ya o kadar uzun. Amasra Müzesi Kazı Başkanlığı'nda yürütülen Amastris Antik Kenti Kurtarma Kazısı 2022 çalışmaları sırasında söz konusu eseri tespit etmiş bulunmaktayız. Ve eserimiz milattan sonra 2. yüzyıla tarihlenen ve mermerden inşa edilmiş olan bir Roma yapısının içerisinde milattan sonra 2. yüzyıl ortalarına tarihlenen yine tabakalarda ele geçmiş olan unik bir eserdir. Amulet olarak tanımladığımız piramidal formda, taban kısmı kare, üst kısmı piramidal formda ve obsidyenden yapılmış bir tür amulet olarak tanımladığımız bir eser. Eserimizin taban kısmında bir figür yer almakta. İnsize yani kazıma çizgilerle betimlenmiş olan Mısır dininden tanıdığımız Bes, Tanrı Bes'in betimlendiğini görüyoruz. Ve üst kısmındaysa, eserin üst kısmındaysa demotik olarak isimlendirilen eski Mısır dinindeki hieroglif harflerin Roma döneminin başlarında yeni dinin demotik olarak isimlendirdiğimiz harf karakterleriyle tılsımlı sözlerin yer aldığını görüyoruz. Eserimin üzerindeki harf karakterleri de muhtemelen bu temsil ettiği koruma anlamına işaret etmekte. Ve bir nevi tılsımlı nesne olarak döneminde bir kişinin üzerinde taşıdığı kötülüklerden korunmak, hastalıklardan korunmak ya da hangi anlamda korumasını istiyorsa o şekilde üzerinde taşıdığı tılsımlı bir nesne olarak tanımlayabiliriz. Bölgede kesinlikle tek olduğunu söyleyebiliriz. Anadolu'da da bir Roma yapısında, kazılar sırasında Roma tabakasında bulunmuş olan tek örnek olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Oldukça önemli bir tespitti bizim için, oldukça heyecanlandıran bir tespitti. Bunun sebebi öncelikle Roma İmparatorluk dönemine ait büyük anıtsal bir yapıda çalışırken ve Roma tabakalarında böyle bir Asur-Akamenit dönemlerinden bildiğimiz damga mühürlere benzeyen bir formda yapılmış böyle bir amuletin böyle bir yapıda tespit edilmesi bizim için oldukça önemliydi. O yüzden bundan sonraki çalışmalarımız sırasında da bu mühürün orijinalinde hangi anlamı taşıdığını ve üzerinde taşıyan kişinin bir rahip mi, bir din görevlisi mi ya da bir kişinin sağlık ya da güvenlik amacıyla mı bunu taşıdığını ve belki de bir lejyonda görevli bir askerin doğu seyahatleri sırasında ya da doğudaki görevi sırasında belki de bulup buraya getirip getirmediği konusundaki ortaya çıkan soru işaretlerini aydınlatmak için elimizden geleni yapacağız.